Değerli izleyenler, müthiş bir filmin galası müthiş görüntülere sahne oldu. Galada hem ünlü yağmur vardı hem de büyük kahkaha tufanı vardı, izliyoruz. Sen nasıl gideceksin? Şurada atım bekliyor, onu atlayıp gideceğim işte. Ne bileyim ben nasıl gideceğim? Giydim, evet etek giydim ama sanat için giydim. Müthiş bir filmin galasında başrol oyuncularından Gürgen Öz gaza gelince ekip arkadaşlarınca nasıl durduruldu? Bırak abi, bırak. Gürgen lütfen. Murat Eken'in eşine sorduğu soru nasıl kahkaha tufanı yaratan bir krize neden oldu? Benim soruyu sen onların yerine sen mi soruyorsun? Ünlü oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin'in çok konuşulan düğün danslarının hikayesi ne? İyi ki bir düğün yapmışız ki bu enerjiyi çıkartabildik orada. Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'in arasına neden kara kedi girdi? İlk başta bayağı dalga yani, geçiyordu. Başrollerini Gürgen Öz, Murat Eken ve Cemal Hünal'ın paylaştığı iki çocukluk arkadaşının film çekme hayallerini gerçekleştirmek için olmadık işlere bulaştığı müthiş bir filmin galasındayız. Galaya katılan ünlü manken Şebnem Şafır güzelliğiyle göz kamaştırdı. Göbeğini açıkta bırakan siyah büstiyeri ve bel kısmında siyah motifler olan gri parlak eteğiyle çok şıktı. Filmi çok merak ediyorum. Fragmanını izledim. Enteresan bir filme benziyor. Başımız dertte. Kim verir bize bu kadar parayı? Param nerede? Cebimizde. Hacı Baba Tekkesi mi lan burası? Değil. Bir gece önce başrolünü oynadığı Çok Yakın Fazla Uzak filminin galası olan Burcu Biricik'te eşi geçtiğimiz ay evlendiği Emre Yetkin'le müthiş bir filmin galasındaydı. Ama aklı hala kendi filmindeydi. Ya içinde bulunduğum işten gerçekten hani iyi ki dedim yine çıktığımda. İyi ki o işteymişim. İyi ki o işin içinde bulunmuşum. Çok çok mutluyum kendi adıma. Sohbet sırasında öğreniyoruz ki müthiş bir filmin başrol oyuncularından Murat Eken, Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin'in kuzeniymiş. Bugün kuzenimin, dün eşimin filmi vardı. İkisinin de öncesinde fragmanlarını izleyip filmi bilerek sormamıştım. Onda çok keyif aldım. Bugün de çok keyif alacağını düşünüyorum. Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in çok konuşulan o düğün danslarını hatırlıyor musunuz? O dansın hikayesi daha yeni ortaya çıktı. Demek ki varmış içimizde öyle bir enerji dedim ki Emre'ye, hatta iyi ki bir düğün yapmışız ki bu enerjiyi çıkartabildik orada falan diye. Yani hani düğün yapmasaydık ne olurdu halimiz bilmiyorum ama çok mutluyduk. O nedenle hani o da o mutluluğun bir göstergesi herhalde. Evet. Magazin dünyasının en uyumlu çiftlerinden Ömür Gedik ve Ferhat Göçer şıklıkta birbiriyle yarıştı. Herkesin dilinde Ferhat Göçer'in yeni imajı ve uzattığı saçları vardı. Bakalım Ömür Hanım bu konuda ne düşünüyor? Ben ilk başta biraz yadırgadım ama şimdi çok beğeniyorum. İlk başta bayağı dalga yani geçiyordu. Yani günü gününü tutmuyor tabii. Bazı günler artık saçını o topluyor. Ben toplamıyorum evde böyle. Değişik tokalarımı. Evet, farklı topluyorum. Toparladım evet biraz. Hatta evde saç tokaları ortak kullanıma açılmış artık. Benim tokalarımı kullanmıyor. Ben genelde toka pek kullanmam ama toka ihtiyacım olduğunda Ferhat tokanı verir misin diyorum. Tanışmadın mı? Artık bu hale geldi. Yok, onun tokalarını da kullanıyorum. Tanışmadın mı imajı, yeni imajı yaparken? Yok, kızdı bana çok. Yani hiç beğenmedim dedi. Bilmem ne de dalga geçiyordu vesaire. Bekle dedim, sakin ol falan. Evet, alıştım. Sonra alışmaya mı başladı yoksa beğenmeye mi başladı? İzleyiciyi kahkahaya boğacak müthiş bir filmin hikayesini Gürgen Öz'den dinleyelim. Karakterler 60'lı yıllarda filmlerini tamamlamaya çalışan iki tane kafadarın para bulmak için girdikleri zor durumları anlatıyor. Bu set bitmiştir. Herkes toplansın. Dağılın. Hayat bir film. Sonu malum. Hop. Ta-da. Ama bile bile. Filmin konusunu anlatırken Gürgen Öz kendini öyle bir kaptırdı ki rol arkadaşı Murat Eken zor durdurdu. Gürgen Öz neredeyse finali söyleyip sürprizi ağzından kaçırıyordu. Ve bu çaresizlik içerisinde bir sürü başlarına bela geliyor. Bir dakika bırak. Abi, bırak. Gürgen, para lazım diyorum. Evet. Filmin olayı bu. Para lazım. Gürgen Öz zor da olsa susturuldu ama bu kez de Cemal Hünal girdi konuşmaya. Sürprizlerden biri çıktı ağzından. Parayı da ben veririm. Evet. Ben de çalıyorum. Evet, bir de o var değil mi? Evet, o da var. Her şeyi söyleyelim mi finalde ne oluyor? Yok, ben söyletsinler yani. Daha fragman yayınlanır yayınlanmaz dikkat çeken bir sahne vardı. Murat Eken o sahnede etek giymişti. Sen nasıl gideceksin? Şurada atım bekliyor. Onu atlayıp gideceğim işte. Ne bileyim ben nasıl gideceğim?
Giydim, evet etek giydim. Ama sanat için giydim. İskoç erkekleri de etek giyer ama. Teşekkür ederim Gülgen. Murat Eken geçtiğimiz günlerde 4 yıllık sevgilisi Gizem Önen'le nikah masasına oturmuştu. Bu etek mevzuna Gizem Hanım ne dedi acaba? Bir sıkıntı olmadı çok şükür. Ya, evde de etek giymediğim için problem etmedi. Ben onu her haliyle çok beğendim. Teşekkür ederim. Geldi kaçtı. Galada oyuncuların yüzü gülüyordu ama kalpleri kırıktı. Tarık Akan'ı kaybetmenin hüznü vardı üstlerinde. Filmlerini usta oyuncuya adadılar. Tarık Akan sonuna kadar duruşunu hiç kaybetmemiş. Aynen. Çok önemli bir değerdir ve arkasında milyonlarca insanın sevgisini, cenazeyi gördünüz, sevgisini ve saygısını bıraktı. Parayı, pulu, daha fazla şöhreti seçmedi, saygınlığı ve eser bırakmayı seçti ve bunu da başardı. Her zaman içinde gönlümüzde sonsuza dek yaşayacak. Yaşayacak. İlk kez seyirciyle izlendi müthiş bir film. Salondan çıkanların yorumlarını alalım. Lale Cangal, eşi Cemal Hünal'a beyaz perdede hayran kalmış. Gürgen muhteşem de çok güzeldi, çok iyi bir oyun çıkartmış. Gerçekten çok komikti. Cemal'in de rolü gerçekten güldürdü. Harikaydı. Hiç böyle izlememiştim daha önce. Film çok güzel olmuş. Ben kendi adıma çok keyif alarak seyrettim gerçekten. Hani Gürgen ve Murat'ın kimyası inanılmaz tutmuş zaten. Şahane oyunlar çıkardılar. Filmi izlerken eşine bir kez daha aşık olan çiçeği burnunda gelin Gizem Önen, bakın eşi Murat Eken için neler söyledi. Çok beklediğim gibiydi. Zaten böyle olacağını biliyordum. Kocam diye söylemiyorum ama gerçekten çok çok güzeldi. Biz daha ağzımızı açmadan Murat Eken aklımızdan geçeni dile getirdi. Şayka ile öpüşmem sıkıntı oldu mu? Bir soruyu sen onların yerine sen mi soruyorsun? Ben bu çok teşekkür ederim, bana çok yardımcı oluyorsun. Soracaktım, hiç girmiyorum. Sanat için olduğu için kabul ediyoruz sizi. Hemen hatırlatalım, müthiş bir film bugün vizyona girdi. Yeşilçam böyle şeylere hazır değil henüz. Sinemayı bilmiyorsunuz.